kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. İçki üzümden yapıldığına göre neden haram olsun? E tabi bu sorunun detayında Allahu Teala madem üzümü ve üzümden yapılan malzemeleri şıra gibi, pekmez gibi şeyleri helal kılmış o zaman neden üzümden yapılan alkol haram olsun diye bir mantığı zorlayarak sorulmuş bir soru. Bu açıdan biz öncelikle Allahu Teala'nın bunu haram kılmasına dikkate almak gerekir diye düşünüyoruz. Yani Allahu Teala bir şeyi haram kılarsa haram olur, bir şeyi helal kılarsa helal olur. Mesela Allahu Teala'nın bizim kız kardeşlerimizle evlenmemizi yasakladığı için onlarla evlilik haramdır ama evlenmemiz haram olmayan ve helal kılınan kadınlarla evlenmemiz helaldir. Dolayısıyla kadınlarla evlenmemiz madem helaldir, niye kız kardeşimle evlenmek yasaklanmış diye bir soru sorulmaz. Çünkü Allah öyle buyurmuştur. Mülkün sahibi odur. Mülkün sahibi nasıl emrederse öyle olur. Ancak Allahu Teala'nın her haramında, Allahu Teala'nın her farzında da elbette birçok hikmetler, faydalar ve maslahatlar vardır. Şimdi bu açıdan baktığımızda Allah alkolü haram kılmıştır, üzümü, şerbeti ve pekmezi helal kılmıştır. Öyleyse alkol haramdır, diğerleri helaldır. Gelelim bu mantıklı gibi görünen sorunun arkasındaki mantıksızlığa. Şimdi su temel madde olarak arının da kaynağıdır, yılanın da kaynağıdır. Yani arı su içer, bal akıtır. Yılan su içer, zehir akıtır. Şimdi ikisinin içtiği de sudur diyerek biz balı yediğimiz ve rahatça kullandığımız gibi yılanın zehirini de almakta bir sakınca yoktur diyebilir miyiz? Demek ki kaynaklarının aynı olması onlardan elde edilen şeylerin de aynı olduğu anlamına gelmez. Çünkü mahiyeti değişmiştir. Mesela Bizler gıdaları yiyoruz, tüketiyoruz. Allah'ın lütfettiği bu nimetleri alıyoruz ve bedenimize kan oluyor, hücre oluyor, göz oluyor, kemik oluyor, diş oluyor. Ama o maddelerden yediklerimizden, içtiklerimizden bir kısım atıklar da dışarı atılıyor. Şimdi o yediğimiz gıdaların bedenimize hücre olan, kan olan özellikleriyle dışarı atılanları ayrı kategoriye mi koymak gerekecek? Onun için bir Müslüman öncelikle Allah'ın emrine uymalı, bu haram diyerek ondan sakınmalı ve helallarla kanaat etmeli. Çünkü helal dairesi keyfimize kafidir, haramaya girmeye gerek yoktur. Arkasından da elbette Allahu Teala'nın yasakladığı şeylerin hikmetlerini, maslahatlarını, faydalarını konuşmak ve bu noktadan Cenab-ı Hakk'ın Hakim isminin tecellilerinde görerek Allah'a teşekküratımızı artırmak Elbette her Müslümanın görebilir ama unutmayalım ki bir şey Allah haram kılarsa haram olur, bir şey helal kılarsa Allah helal olur çünkü mülkün sahibi odur.